A**lar, teyzeler. Allah'ım, teyzeler. Teyzem. Teyzem. Özledim sizi. Bu program iyi gelmedi bize ya. Ben şimdi bak tövbe tövbe, kızacaklar oradakiler ama. Bodrum'un denizi, güneşi. Yok. Ana kucağı. Yok, yok. Kesin. Kesin ana kucağı. Benim oğlum. Benim oğlum. İyi misin? Şükür oğlumum. İyiyim. Senin boyunu anlatan izler duruydum. Sen çıkıncasın. Hep şeyin başında. Sen de iyi misin? İyi, Allah'a şükür. Allah. Sen de iyi misin? Şükür oğlum. Ben de iyiyim. Sizi gördüm Tayyip. Sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Ben de iyiyim. Komşular toplaştınız mı böyle? İşte toplaştık. Bak siz gelecek diye bugün. Ne yapıyorsunuz böyle toplaşıp? Oturuyoruz. Mantı yapıyoruz. Ekmek pişiriyoruz. Allah kolaylık versin. Siz nasılsınız efendim? Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, tayyordum. Şoray Bey gelecekmiş dediler. Sevinerek evimde öte başladım. Sevindim. Aha böyle geldim. Öyle mi? Tabii. İsminiz efendim? Emine. Emine Hanım efendi. Böyle hani tövbe tövbe. Yani genç kız edası var da sizde diğer hanımlara ya, baktığım zaman. Tabii. Ne sevdiceğiniz karşınızda oturuyor. Tabii sevdim, karşımda oturunca genç olmam mıyım ben? Ya sevdiceğim daha çok. Neydi isim sizin? Emine. Emine. Neymiş Emine'nin Ferhat'ın adı? Sait. Sait. Sait efendi. Sait efendi. Tabii. Öyle mi sesleniyorsunuz? Tabii Sait efendiye sesleniyorum tabii. Hiç öyle Sait diye bir seslenme yok. Tabii Sait efendi neredesin diyorum. Kapıcıyı çağırır gibi tövbe tövbe. Tabii, kapıcılık da yaptık biz İzmit'te. Aa. Tabii. Gözünün içi parla. Dur ayrı bırakmayalım sizi. Sait efendi. Sait efendiciğim. Lütfedip eşinizin yanına buyurur musunuz? Emine Hanım'ın yanına. Sait amcacığım nasılsın? Ya bir iyiyiz Allah'a şükür. Anlıyorum, seviyorsun, aşıksın, hemen yanına konacaksın tabii, da. Tabii tabii. Bir misafire bir hoş geldin de ya. Hoş geldiniz. Yani. Sefa geldiniz. Sefa bulduk. Buyursunlar. Siz ne kadar oldu evleneli Emine anne? 50 sene olmuştur değil mi? 50 sene oldu. Oldu mu 50 sene? Oldu. 56'da mıydı? 57. 57'den bu yana. 50 sene. Bir bu adamın kahrını çekiyor. Tamam tabii. Ya da 50 senedir bu adam senin dırdırını çekiyor. Çekiyor, benim tabii. Dırdırımı çekiyor, ben onun kahrını çekiyor. Böylesiye. Nerede gördünüz birbirinizi, nerede sevdiniz birbirinizi? Köyde. Köyde. Niye? Nesi var, neyine vuruldun? Kendine vuruldum, geçti o vakit. Güzeldi. Gene güzel canım, nesi var tabii adamın? Çok da oynaktım. Ha. Hadi. Şu oynaklık faslı nasıl oluyormuş Sait amcacığım? Sen nasıl ne? Nasıl ya, ya burada böyle oynadım ya. Bu durmuyor aşağıdan. Ya ya Sait amcacığım. Yaşlı zannediyorsun da. Ne yaşlı zannediyorsun ya? Yaşlı maç zannetmiyorsun ya. Ya. Ben düğünde oynarken mi vuruldu sana? Tabii. Sen düğünde oynarken mi vuruldun buna? Söyle canım. Düğünde oynarken vuruldum tabii. Böyle bir hareketleri vardı. Tabii. Tabii. Nasıl? 1957'de Elvis Presley dünyayı kasıp kavururken soğuk çamda da Sait dayının kasıp kavurduğu bir genç ve güzel köylü kızı vardı. İkisinin de hareketleri birbirine benziyordu. Elvis bop bubbly bop ben blue yapıyordu. Kitleleri peşinden sürüklüyordu. Bu AB grubu için yapılan bir şeydir. Köyde de melodi aşağı yukarı öyle fingirdi. Ama vurulmayacak gibi de kıvırmıyor ki ben. Emine Hanım da. Oturalım, oturalım. Yormuyorum daha fazla sizi. Düğünde oynarken vuruldun. Sonra siz nasıl vuruldunuz? Ya ben de güzelliğine vuruldum. Güzeldi o zaman. Senin gözler de fıldı fıldı, köyde güzel arıyordu herhalde. Tabii tabii. Sonra sen mi söyledin kız? Ben söyledim. Ne dedin? Bunlardan su getirirken vuruldun değil mi saydın? Gelir desteği doldurdun mu gelirken yoruldun. Ben sen abi derken sen bana vuruldun mu dedim, vurulmuş. Abi mi diyordunuz siz onunla? Tabii. Ama kıvrak kıvrak oynarken de bakıyordun abi dediğin adama. Tabii, tabii. Sen Emine Hanım sen. Kaçırdınız mı, düğün dernek mi oldu? Kaçırdık efendim, kaçırdık.
Sait amca be, benden duymuş olma da. Sen ezelden beri kaçırmışsın acık be. Niye vermediler? Ya vermediler işte. İstedim vermediler. Muhtemelen vermezsin. Kayınpeder demiştir ki benim öyle kıvırdak adama verecek kızım yok dedi. Demiştim. Kaç yaşında aldın? 18. Artan dili hoppa ısrandım işte. Demek ki aklım ermemiş. O zaman zaten gittin. He. Gitmedin bir daha zor. Tabii. Zor. Belki başka bulak hocadı. Kim bulacak hocanı? Bu ben başka bulacaktı. Ben de gitmeseydim o vakit. Allah bilir sana Allah bilir şey res çekti. Ya bana gelirsin ya da gider başka birini bulurum. Tabii. Ben kıvırdıktan sonra bana bakacak düğünlerde çok. Öyle mi dedin sen? Tabii. Ondan böyle paşa gibi yayılmışsın sen buralara. Düğünlerde oynadığı zaman gene yüreğin hopluyor mu? Hoplayayım mı? Hop. Biraz evde televizyon birazdan çıktı mı ikimiz çıkıp da oynayacağız bile. Sen de oynuyorsun. Tabii oynuyorum. Maskara. Alt yanında da bir evimiz var. Kimse görmez. Oynarız otururuz. Oynayın canım kime ne? Ben kendimden görüyorum bazen ben. Yorulduk mu oturuyoruz? Sen de göz böğ zaten. Oynamayı bastın ha. Pentileri alçak. Ben de görüyorum oynarız. Kıskanıyor mu oynuyorlar diye? Kıskanıyorum. Benimki de biraz oynamıyoruz. Senin beynin adı ne? Celal. Celal abi öğret acık ya. Eşinin canı istiyor. O da bir göbek atsın kocasıyla canım. Her adam beceremez ki onu ya. Sen de öğret canım. Yani maç seyredene kadar biraz da acık çalışın ya. Kaç saatte bir böyle yüreğin hop ediyor Sait Bey'e? Her daim. Dakika başı. Tabii her daim. Her İnsan sevdikten, sonra yüreği hoplamaz mı? Her daim. Sizin efendim Celal Bey'e? Benimki de hopla. Şu kapıdan giriverse bir... Oluyor mu için? Yo. Sevincimden der. Hink de. Hink diye. Mualla seni görünce hik diyor mu? Amin. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Çok şükür biz de iyiyiz işte, geldik buralara. Allah kolaylık versin. Siz nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz. Haliniz keyfiniz yerinde değil mi? Mantı yapıyoruz bak. Ne kadar mutlu ama size böyle neşeli insanların olduğu bir köy. Sadece tabii, buradaki ahalimin neşeli tabii. Yoksa genel anlamda köyünüzün keyfi biraz yerinde midir? Hepimiz iyiyizdir. Köyümüzün hepsi iyidir. Olanla hepsi de neşelidir. Ne yapıyorsunuz efendim burada? Mantı yapıyoruz. Kayseri usulü mantı mı? Biraz farklı sizinki ama. Bizimkiler biraz farklı. Sadece iki tarafından birleştiriyorsunuz. Evet. İçine ne koyuyorsunuz? İçine kıyma da koyuyoruz, patates de, ıspanak da koyuyoruz. Bir kere sade öyle yapıyoruz. Böyle sevdam olur, ah güzel oğlan, beni iste babam. İsminizi bağışlar mısınız lütfen? Afiyet. Ne güzel isimler var ya. Afiyet. Ne afiyet? Afiyet olsun. Öyle olsun. Dalga geçerler miydi? Afiyet olsun. Ha 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 diye. Geçerler. Afiyet olsun, babaannen olsun, annenen olsun dedi. Bu mutluluğunuzun kaynaklarından bir tanesi de başınızda kaynana ya da iyi bir kaynana olma olabilir mi acaba? Kaynana inanmalı, kaynak kazana atmalı, yandım diye altına oturdu. Demek ki sen ikinci günü Sait amcanın anasını kazana attın. Attım ya. Güzelce haşlamasını yaptın. Haşlamasını yaptım. Sihirine de baktım o. Yandım amanin yandım. Tiridine bandım. Bedavamı sandım para verip aldım. Tiridine suyuna da bandım. Amanin. Kolay gelsin. Kimle gösteriyormuş sizi? Yüzü. Ne demek ne söylüyor bilmiyorum ben unuttum şimdi demez. beni kız diye çekecek. Yok şey gülmenin bak, şart değil. Bak sütün tükecer. Biz köylüyüz oğlum. Ekmeğimi yaşayız. Buradan geliyor bizim. Öyle herkesin bizim işi var. Bizim bakım gelirimiz yok. Aydığımız yok. Yıllarımız yok. Köy çalışacak. Biz işe çalışacak. Köy çalışacak. Köy çalışacak. Böyle işte bu iş. İsminiz ne efendim sizin? İsmi vermeyeyim. Ne çift teyze? Ha, Meçhul teyze. Ha, işçi ama teyze, çalışkan teyze. Çalışkan teyze. Çalışkan tamam, teyze. Soğuk çamlı teyze.
Çalışkan teyzeciğim. Evet teyzeciğim. Güneş bayağı bir yakıyor. Bu evet. Üzerinizdeki de bayağı bir kalın bu aba. Pişmiyor musunuz? Pişmiyoruz oğlum. Bu bizi gölgatı diye biçerdik hasta oluruz. Bu bizi tetiği gölgelemiz bizim bu. Gölgelik mi? Evet gölgelik. Olmasa... Canım yazın kalın kalın giyinip gölgelik olur muymuş annem? Oo annem kısa günce giyersen güneş geçer hasta olursun. Rahatsız doktora gider ama böyle geçmez. Hem bizi güneş fazla yakmaz. Bak yine yakıyor mu? Yakıyor mu demek? Yakıyor, yakıyor. Yeter bu kadar. Biz gidiyoruz oğlum çalışacağız biz eyleme. Olur beraber çalışırız yardım ederiz. Ne bunlar size. Günlükçü evvelce oğul. Biz öyle eyleme mi? Yavrum gidelim biz hadi. Ah anne. Ha, siz de günlükçü müsünüz? Yok ben tarlacı sahibiyim. Patronsun. Patronum ben. Patron bu İş, kardeşim. İşçilerin zamanını çalma diyorsun yani. Çalma diyor oğul. Bana veriyoruz onlara diyor. Bana veriyor oğul günlük veriyor bunlara yavrum. Eyleme de gidelim oğul biz. Çabuk çabuk gidelim ne yapacaksınız bunları oğul? Bunlar şimdi dikeceğiz öyle oğlum. Adamlara cigar parası bu, cigar olacak. Tütün mü bu? Tütün. Buradan toplayıp? Evet, topluyoruz. Ekiyorsunuz. Ekiyor, biz yok. Nereden ekmişsiniz buraya, niye topluyorsunuz? Ya bak burada tarlaya dikecek, kıracak, dizecek, bunun işi çok oğul. Buradan niye alıp öbür tarafa ekiyorsunuz? Burada olmuyor, buraya ekiyor, büyütüyor, ondan sonra götürüyor, tarlaya dikiyor. Fidan yani. Fidası bu, bak böyle fidası. Dikecekler bunu, daha dizilecek, daha kazılacak. Bunun işi çok! İki tane mi işçim var? Burada benim işçim var, şu oğlanlar değil işte benden, bununla gelinlerim. Gelinler mi? Gelinlerim ya. Gelin para mı istiyor senden 20? Ya oğlum bunlar ayrı benden. Tabii. Ya günlüğüne yapıyor baba. Senin gelinin senden günlük alıyor. Hah, günlük alıyor, yarıya dikiyor, yarıya. Yarısından yarısı benim. Gel. Ya. Basmayalım da. Kim gelini efendim, meşhur teyzenin? İkiniz de gelini misiniz? Tabii. Elleri... Ellerimiz? Ellerimiz böyle Türkan ellerimiz. Yirmi gündür herhalde de, güneşteyiz. Siz de gelin. Ha, evet. Siz de gelin. Gelinisiniz. Evet, İlk gelinin mi? Bu en büyük gelin. Bu ufak gelin. Bir de gidelim ufak olsun. En ufak ortanca gelin bu. Ortanca niye çalışmıyor? Çalışıyor. Eve gitti çocuğuna bakmaya. He. Tabii. Hep. Sen gelinleri para karşılığı çalıştırıyorsun. Para karşılığı. Onlara yarıya diktireyim. Yarısına yarısına vereyim. Ya kaynanadan para alınır mı? Yok. Geçin de var, ekmek yiyeceğiz da. Bu da ekmek yiyecek, oğlum ne yapacağım? Ya alsın o zaman annem. Ya alsın, ben mi çalışmıyorum? 40 ver. Çalışmıyor ben mi yiyeceğim? Tabii oğlum, bir çalışacağım bunları ben. Ya. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Siz efendim baş köşeye mi oturacaksınız? Ben, o büyük benim, o benim kardeşim, benden ufak. En büyüğü benim. Beraber çalışıyorum işte. Gelinlerin arasına oturmayacağım mı? Oturacağım her zaman diye. Kazım buraya bineyim. Kazım buraya bineyim. Nereye sıra sıra bineyim işte. Genelde gelinlerle pek takılmıyorsun. Yok yani. Yok. Gelinleri işe koyarım ben. Gelinlerin başında. Hadi bakayım kızım. Hadi yok. Onlarla beraber bunların başında duruyorum işte. Öyle. Başında durmasan çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar hemen. Cahille. Biraz oturuveriyorlar. İyisi mi? Gidiyorum onlara. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Mısırım türküsünü benden dinleyeceksin. Mısırı kuruttun mi, ambarda duruttun mi? Nenen çarık giyerdi, bunları unuttun mi? Mısırı kuruttun mi, ambarda duruttun mi? Tütünler ne yapılıyor? Tütünleri oraya koyacak. Buradan beri fidan tutacak buraya. Burada oturacak adam buraya. Buradan beri makineye verecek. O mudur yani, makineyle olacak? Evet. Aman be annem. Ekeceğiz, bekeceğiz. Makine ekiyormuş. Makine ekiyor mu? Makineye yine biz koyuyoruz ya. Makineye biz koyuyoruz da. Biz koyuyoruz, dikiyoruz da. Sandıkta da patates ekmiştik biz. Hı. Aynı böyle buna benzeyen bir makine vardı. Yerden yer açıyor. Evet. Üstten bırakıyor sen tütünleri. Hı. Ama tütün diyorum işte şey patatesleri patates öyle ekmiştik. Evet patatesi de öyle ekerler. Bütün bu tarla senin de. Yok. Bura böyle. Bura kaç dönüm? 16-17 dönüm var işte. Maşallah. Burayı da burayı diktik. Burayı da böyle diktik. Ekin de bizim. Bugün bitecek mi burası? Burası bitecek bugün. Bitecek. İnşallah. Seni tebrik ediyorum. Geline çalışması karşılığında para veren hayatında gördüğüm ilk kaynanasın. Gelinlerin hakkını vereceğim. Onu da geç. Onlar para vereceğim, gezdireceğim, çalışacağım. Çok seviyorum gelinlerimi. Ben çok seviyorum. Yo. Ben de öyle bir şey yok. Ben gelinlerimi çok seviyorum. Vallahi. Bütün gelinleri sen mi seçtin? Ben gelinlerim çok iyi hem. Yok sen mi seçtin gelinleri? Ben yok. Oğlum seçti. Biz seçtik. Biz öyle şey, biz aile ister gelinimizi öyle aldık. Öyle oğlumuz sevdiymiş, kaçmış öyle bir şey yok bizde. Biz baktık, sevdik gelinimizi aldık. Oğullarımızı öyle aldık. Sevmeseydin ne olurdu? Sevmesen ne olurdu? Eskiden öyleydi. Şimdikine gibi değil ki oğlum.
Eskiden ana baba verirdi, kız da giderdi. Şimdi ama oğlan da seviyor, haydi gidiyelim. Ama öyle bizde öyle bir şey yoktu. Size sormadılar mı fikrinizi? Sordular. Anne sen beğen, biz alalım dediler. Biz tamam oğlum dedik, baktık, beğendik, gelinlerimizi aldık. Allah razı olsun. Sen dedin, şunu al dedin. Tabii yani. Oğlum, ben bunu beğeniye bunandım. Allah razı olsun. O da ay anne dedi. Peki sen al şunu dedin, oğlan almadı. Pek haz etmediğin birini aldın. Ne olur öyle bir şey. Oğlum seversen niye haz etmeyeyim ki oğlum? Tamam da sen de sen istedin olsun derim ona. Seni sevmen şart değil yani. Hayır, oğlumuna gelin duracak. Aynı ister bıraksın, ister alsın. Önemli olan oğlumuna gelin kaynanmasın yahu. Aşık aşmışız biz yahu. Açtın beni, bunattın oğlum. Niye bunattın ben seni annem? Tansiyon. Tansiyon bu kadar gelinle çıkar tabii sana. Ucuza koyuyorum. Hani? Baksana kokutu suya inmedi. Nasıl suya inmedi be annem? Derin koyayım, tüh. Aynısını yapıyorum işte. Bak bu yaprağını böyle, daha böyle yapacağım. Yaprağını böyle. Yaprağını öyle ha. Öyle uzun uzun koyacağım böyle. Aa böyle ha. Uzun. Yaprak biraz dışına mı gelecek? Yaprak böyle teker arasına kalacak. Kök aşağı fazla olacak. Peki eskiden bu makine yokken nasıl yapıyordunuz? Nasıl elimizde sivrişle böyle. Süzekle sivrişle. Akşama kadar. Çok sürü. Başka teknoloji o zaman. Allah razı olsun devletimize. İşte bu olayla çıkarttı bizi. Allah razı olsun. Bundan kurtardılar köylüleri. Eskiden olsa bu tarlayı kaç günde ekerdiniz? Bir ayda. Bir ay. Bir ay sivrisiyle böyle elinde. Şimdi ne? 10-15 günde dikiyorsun. Bir tane yarı oldu. Yarı yani öyle tabii mi? Canım yarı yarıya indi halbuki. Bu ne zaman çıkacak bunlar, bu fideler? Bunlar hangi ayda çıkıyor bu? İşte bir ay sonra çıkar. Bir ay sürmez yani işte. Bir ay sonra kırılmaya başlar işte oğlum. Temmuz'da falan kırılmaya başlar. Allah nasip ederse. Aa öyle koy ha. Yapabiliyor muyum? Biraz seyre koy efendim, su koy, çabuk koy. Çabuk koyacağım. Bak bizi koyuyor böyle, böyle makine gibi atıyor böyle. Çocuklara tutun parasıyla mı verdin? Yok ben. Efendim? Yok, benim adam çalışıyordu. Tütün parasıyla verdim dedin tütün, az önce. Tütün parasıyla bak, aha kardeşim çocuklar ne verdik işte. Bu gelinleri aldık. Bu gelinleri köyde tütün parasıyla, çarşıda da çalışıyan, bir işlere giriyen öyle. Alırken de bir şeyler taktınız değil mi gelinlere? Tabii. Neler taktınız? Altın, armalar, bilezikler. İçine oturdu mu o taktığın şeyler? Tabii ki oturdu, ne yapacaksın? O kadar gücü yetiyor. İsterse oturmasın, gelmesin baba. Onu mu çıkarmaya çalışıyorsun? Evet. Çalıştırıp. Tabii, çalışacak da şimdi artık. Öyle ha. Şuray. Ne var? Hep döktün ya sen. Neyi döktün ya? Döktün. Bizi mahvettin sen. Toplarım da annem. Kızma hemen sen. Hepsini kaybettin. Toplarım şimdi, sen merak etme. Bak gör bir yandan gidiyor. Aha bak gelme topluyor kadar. Doktor gidiyor işte, bunu çok çabuk atacaksın. Kadın bitti. Kardeşim ilk defa tütün ekiyorum bak, ben. Bak gördün mü? Bak. İşi kötü etti bu. Bir garip gitti burada, bir ay tütün gitti. Bizde yövmiye yok mu yani? Yok. Yok mu yövmiye bana? Sen yarım yövmiye alacaksın bugün. Yarım. Yarım yövmiye. 10 mu yani? 10 lira işte. Allah bin bereket versin. Ona da bereket versin tabii ki yani. Sen bunu reklam ediyen sen para kazanıyor. Biz ne kazanıyor? Güzel aldın paradan biraz verecek misin şimdi bize desin az bir şey. Değil mi? Bak sen reklam ediyen o sana maaş alışıyor. Biz de buna olacak da para satacak diye uğra. Bir kili dokun lira ziyan etti. Ziyan mı ettim? Ziyan etti ya. Büyüteceğiz diyen daha 3 ayda daha bunu ekibini büyütüyor oğlum, 3 ayda. Tamam kızma canım. Kızma tamam. Kolay gelsin o zaman, bilen biri gelsin de bari. Hadi. Devam etsin bari. Buyur abla. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin cümleten. Kolay gelsin. Hoş geldin. Çorumlu hemşerilerim. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun, buyurun. Canım bu meşhur Çorum leblebisi aham da bu mudur? Tabii. Çorum leblebisi. Yiyebiliyor muyuz? Tabii. Kardeş. Güzel mi? Ya boşu boşuna Çorum leblebisi demiyorlar be abicim ya. Bir bak nasıl? Sen böyle bir leblebi yedin mi? Yedim. Nerede yedin? Çorum'da. Çorum leblebisi ya. Böyle. Leblebi koydum da sabız annem. Leblebi koydum da. Nasıl? Özelliği nedir? Özelliği Çorum leblebisinin tazeliğini şundan anlar. Sıktı mı böyle ezilmesi. Bunu sıktın mı ezilir mi? Tabii. Leblebi koydum da sabız annem. Leblebi koydum da sabız annem.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.